Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FortiGate Firewall eğitim setimize devam ediyoruz. Bir önceki videoda interface'i anlattım. Ondan önce static root'u anlattım. Şimdi policy root'u anlatacağım. Interface'de ne yaptık? LAN'ları tanımladık. Özet olarak geçiyorum. LAN portumuzu ve iki tane de WAN bacağımızı tanımladık. Yani şu an takılı değil ama böyle tanımladık. Şu an cihazı sıfırlayacağım yani ayrıca. Geri göndereceğim. Çünkü demo yaptım. Demo süreci bitti. Çok oldu hatta. Static root'larımızı yaptık. Bunları yapmamız gerekiyor. Static root olmadan cihaz ve internete çıkamıyor. Yani bunların yapılması gerekiyor. Mesela CyberOM'da static root yapmıyorduk. Policy root var. Policy root da şu şekilde. Ben bunu kendim istediğim için yaptım. Yani policy root'u aslında şöyle bir şey. Mesela iki tane WAN portumuz var bizim. WAN 1'den yani 50'ye 50'den benim kendi kullanacağım bilgisayar kullanıcılarım çıksın internet dedim. WAN 2'den ise ne dedim? Misafir kullanıcılar ve network'te telefon vesaire var ya, telefon, tablet, kullanıcıların cep telefonları, Instagram'a falan giriyorlar, Facebook'a giriyorlar. Bunlar dedim ki WAN 2'den çıksın. WAN 2'de %3'tü. Yani benim kendi internetimi meşgul etmesin. Çünkü bilgisayarların kullandığı 50'ye 50 internette ne oluyor? Kullanıcılar mail gönderip alıyor vesaire işler, gündelik işler ne bileyim, web browser'lara giriyorlar. Şimdi burada bakın ben ne yaptım? Önce şu alttaki kuraldan başlayayım. Çünkü üstteki alttakinin bir kısıtlaması şeklinde. Onu ben kendime göre özelleştirdim. Onda ne olduğunu şimdi anlatacağım. Burada ne yapıyoruz öncelikle? Bir policy root oluşturmak istiyorsak create new diyoruz. Buradan policy root'umuzu istediğimiz gibi oluşturabiliyoruz. Bakın buradan incoming interface seçip buradan source'u seçiyorsunuz. Şuradan da destination, buna all diyoruz yani. Şimdi benim yaptığımın üzerinde düzenleme yapalım. Bakın şurada bir tane ne oluşturmuşum? Policy root. Tıklayalım şu policy root'un üstüne. Bakın buradaki protokol anyde kalsın. Incoming interface. Şu artıya basıp incoming interface'den ekleyebiliyorsunuz. Bizim incoming interface'imiz lan. Şunu hatta Türkçe çevireyim. İngilizcesi çok iyi olmayanlar buradan bakabilirler. Geri tekrar İngilizce deneyeyim. Türkçe olmaz. Buradan yani gelen arayüz anlamına geliyor bu. Incoming'den aklınıza gelsin yani. Coming gelmek, in gelen arayüz oradan aklınıza gelebilir. Buradan isterseniz bunu farklı porta seçebilirsiniz. Tüm portları burada görebiliyorsunuz. Bizim LAN portumuzu seçtik biz. Çünkü neden? Gelen kullanıcıların tamamı LAN'da. LAN'dan gelecek. Source adres yani kaynak IP adresi. Burada DHCP, Dynamic User IP dedim. Bunlar neden? Şuradaki 255 tane IP adresi, o aralıktaki IP adresi dinamik IP adresi. Yani benim misafir IP adresimi ben şöyle de tanımlayabilirim. Artıya basarım. Buradan bir kere daha artıya basarım. Hatta ben burada misafir diye tanımlamıştım. Artıya basayım. Bakın şuraya bir geri döneyim. Misafir diye bir zone tanımladım. IP range. Misafir 10, 15 ile 10 şu IP aralığında yani. Sizin artık misafir IP aralığınızı yazarsınız. Misafirlere DHCP'den IP verdirebilirsiniz. DHCP'den IP alanlar, yani misafirler ve DHCP'den IP alan cep telefonları nereden internete çıksın? Bakın şu outgoing interface, hatta Türkçe'ye yine çevireyim buradan. Varış noktası ise hepsi. Şuradaki tüm olacak. Neden? Hani WAN noktasında istediği tarafa çıkabilir hani bu adam. Öyle söylemek doğru olur. Yani DHCP'den IP alanlar WAN 2'den internete çıksınlar diye bir kural oluşturduk. Burada aksiyon, ileri trafik, politika yönlendirmeyi durdur da var ayrıca burada. Yani bir sonraki politikada yönlendirmeyi durdurur, bunu uygular. Başka politikaya bakmaz yani başka bir ruta bakmaz. Bunu da VDF'in üzerinden çıkardık. Yani bizim burada yaptığımız işlem LAN'dan bağlanan kullanıcılardan kaynak IP adresi şunlar olanlara varış noktası fark etmeksizin VDSL 1'den çıkar. Tekrardan özetliyorum. LAN portundan gelen IP adresi belirli olan misafir ve DHCP'den IP alan cep telefonları DHCP'den IP alıyor, dinamik IP adresi ve misafir kullanıcıları varış noktası herhangi bir web sitesi veya bir kaynak adresi olabilir. Bunları VDSL 1 üzerinden çıkar. İleri trafik. Burada açıklamasını yazdım. Bunu tamam deyip çıkabiliriz. Daha sonra politike gruplarına tekrardan gelelim. Şunu eşkalendirelim. İngilizceye çekelim.
Bir kuralım daha var. Bu kuralı üstte aldım. Neden? Bu kuralın yukarıda çalışması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey. Benim içeride sunucularım var ve misafirler bazen bu sunuculara erişmesi gerekebiliyor. Ya da misafirhaneden bağlanmış bir kişi içeride bir sunucu erişmesi gerekebiliyor. Bunu o yüzden oluşturdum ben. Sizin belki oluşturmanıza gerek kalmaz. İçeride kullandığım bir ERP programı var. Ona erişirken problem yaşıyordum. Hani direkt erişmesini istiyordum ben kullanıcıların. Bakın eğer incoming interface yani gelen kullanıcılar LAN portundaysa ve IP adresi fark etmeksizin yani LAN'dan geliyorsa ve IP adresi ne olursa olsun all yaptım bunu. Destination adresi LAN veya Vodafone'sa yani Vodafone IP neydi Vodafone? Şey bizim içeride kullandığımız şey internet servis sağlayıcısı. Yani Vodafone'dan kullanıyorduk. IP adresi LAN olan kullanıcılar yani LAN'dan gelen kullanıcılar kaynak IP adresi fark etmeksizin içeride herhangi bir network'e erişmeye çalışıyorsa veya WAN 2 portundan WAN 1'e bağlanmaya çalışanlar doğrudan nereye bağlansın? Şu adrese bağlansın. Yani destination hedef adresi bu olanlar stop policy route diyoruz. Alttaki policy'ye geçmiyor. Yani eğer herhangi bir kullanıcı içerideki network'ten şöyle özetleyeyim. Daha burayı yine Türkçe diline çevireyim şöyle yakınlaşalım biraz daha. Gelen arayüz, LAN bağlantısı, kaynak IP adresi hepsi içerideki tüm kullanıcılar. Eğer içerideki bir sunucuya ulaşmak istiyorsa LAN adresine veya Vodafone'a ulaşmak istiyorsa buradaki politika yönlendirmeyi durdur. Yani bu şu demek oluyor. Herhangi bir kullanıcı tekrardan içeriye erişmeye çalışıyorsa WAN 2'den WAN 1'e bağlanmaya çalışıyorsa yani burada politika oluşmasın. Bu kuralı yazmasaydık ne olurdu? Şu alttaki kural işlerdi. Yani bu kural işlerdi. Bir de şurada şu çok önemli. Bakın şuradan. Stop policy routing diyeceksiniz. Eğer burada bunu demeseniz alttaki kuralı çalıştıracaktı. Ne olacaktı biliyor musunuz? Herhangi bir misafir kullanıcısı LAN portundan gelen yani bizim network'ümüzdeki bir misafir kullanıcısı IP adresi şu aralıkta olan bir dinamik IP adresi alan bir kullanıcı içeride bir sunucuya erişmeye çalıştığı zaman VDSL üzerinden dışarı çıkarıp tekrardan oraya erişecekti. Çünkü bakın buradaki kuralımızda diyor ki Türkçe'ye çevirip tekrar size göstereyim. Giden arayüz bağlantısı VDSL 1. Yani tekrardan içeri erişmeye çalışırsa VDSL üzerinden WAN'a erişmeye çalışacak. Burada da hiç erişemeyecek. Neden? Çünkü VDSL 1'den bir WAN 2 portundan WAN 1 portuna erişmeye çalışırsa firewall bunu blokluyor. Hani başka bir şey olarak algılıyor. Güvenlik açığı olarak algılıyor diyebiliriz. Yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılmıştır policy route. Bu tabi seçmeli. Bizim burada anlattığımız interface kısmı vardı. Interface ayarlarından bahsettim. Onun dışında statik route'ları yapmamız gerekiyordu. Statik route'ları yaptık ve policy route kısmı var. Policy route'ta da yaptığımız işlem şu. Bunu yapmıştım önce. Düzgün bir şekilde çalıştı. Tüm misafirler VDSL 1'den çıkmaya başladı bu route sayesinde. Yani burada IP adresini belirleyeceğimiz, kaynak IP adresini belirlediğimiz istediğimiz internetten çıkabilir. Hatta buna birden fazla WAN portu takıp şunu sağlayabilirsiniz policy route altında. Bu da ek bir bilgi olsun. Atıyorum bizim 4 tane VDSL, bir tane de metro internetimiz var. Bizim de 4 tane network'ümüz olsun. Atıyorum bir tanesi misafir, bir tanesi cep telefonu, bir tanesi misafir cep telefonu, bilgisayarlar, içerideki bilgisayarlar, personel VLAN olsun. Tamam mı? Hatta 3 oldu. Şöyle ayırabilirsiniz. Misafir network'ünü WAN 1'den çıkar. Tamam mı? Pardon. Personel network'ünü WAN 1'den çıkar. Misafir network'ünü WAN 2'den çıkar. Cep telefonunun network'ünü WAN 3'ten çıkar. Yani hepsini farklı internet üzerinden çıkartabilirsiniz. Farklı bir modem üzerinden çıkartabilirsiniz. Bu size ne sağlar? Bir çeşit yükle engelleme sağlar. Yani load balancing sağlar. Normalde şunu da diyebilirsiniz. Atıyorum bizim 4 tane internetimiz var diyelim. Bunu load balance yapıp birleştiremez miyiz? Birleştirirsiniz ama orada da şöyle bir sıkıntı oldu. Ben dışarıdan gelen bağlantılarım var. Load balance yapınca kullanıcıların kafasına göre dağıtıyor. Atıyorum
dışarı çıktığı IP adresleri farklı farklı olabiliyor. Hani 4 farklı IP adresiniz oluyor ya. Benim mesela 3 tane burada sabit IP adresim var. Pardon, 4 tane sabit IP adresim var. Fakat ben bunu load balance yaptığım zaman kullanıcı bir o IP adresinden çıkıyor, bir o IP adresinden çıkıyor. Sorun yaşadım. O yüzden ben bunu policy route yaparak çözdüm. Yani belirlediğim bir aralık şu modem üzerinden çıksın. Belirlediğim başka bir aralıkta şu modem üzerinden çıksın diyebildim. Bu videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Network altında anlatacaklarım bu kadar. İnterface için ayrı bir video yapmıştım. DNS zaten bu şekilde kalacak. Paket capture kısmı vardı. FD1 kısmında herhangi bir işlem yapmadık. Performans SLI var. FD1 rules var. Bunda da herhangi bir işlem yapmadım. Static route'larımı yaptım. FD1 rules'ta herhangi bir işlem yapmadım. Şu şekilde göstereyim içine. Static route altında yaptığımız iki tane create new yapıp oluşturduğumuz route var. Bunları gösterdim. Policy route altında iki tane create new routing policy diyerek oluşturduğum route var. Yalnız şu olay beni bayağı bir uğraştırdı. 3-4 gün uğraştım. Hani şu alttaki kuralı yazmak çok kolay. Atıyorum 10 dakika içinde oluşturduğunuz ama içeride bir problem olduğu zaman ben onu şu kuralla çözdüm. Belki bunu tam anlamamış olabilirsiniz. Leap var. OSPF yapmıyorum. BGP var. Bu multicast var. Bunların hiçbirini ayarlamadım. Yaptığım ayar network altında. Interface ve static route, policy route. Eğer firewall satın alırsam demodan ki memnun kaldım. Diğer sekmeleri de ayrıca eğitim seti oynatma listeme ekleyeceğim.